Efendim şu anda Aşide'ye gelen misafirlerimiz teker teker bir tanıyalım. Kimler var? Tek tek kişilere bir mikrofon tutalım. Şimdi hanımefendi sizi tanıyabilir miyiz? Ben Türk Halk Müzik Sanatçısı Azize Sultan. 3 tane albümüm var. Kendime ait eserlerim var. Kliplerim var. Bir tane şiir kitabım var. Uzun zamandır Düşler Dünyası camiasındayım. Kıymetli İsmail Aydoğmuş hocamız, başkanımız oluyor. Bu topluluğun başında öncülük liderimiz oluyor. Onun sayesinde de böyle güzel sizler gibi böyle güzel değerli insanlarla karşılaşmış oluyoruz. Biz zaman zaman halkımızla birlikte oluyoruz. Bizlere böyle güzel vesile oluyor. Zaman zaman televizyon programları, bazen işte festivaller diyelim, konserler falan. Bu tarz böyle etkinliklere devam ediyoruz. Güzel. Teşekkür ederim. Efendim, kırmızılı kazaklıyı da tanıyabilir miyiz? Kırmızı mı? Mor mu? Mor. Bize göre kırmızı abi. Hepsi kırmızı. Eyvallah. Evet. Ben Habib Özkilislioğlu. Aslen Kilisli olmama rağmen doğma büyüme Adana'da büyüdüm. Orada okudum, orada çalıştım, orada emekli oldum ve 2013'ten bu yana da İstanbul'dayım. Kendime ait 178'e yakın eserim var. Söz yazarı, bestekar olarak Düşler Dünyası grubuna 2018'den bugüne kadar aktif olarak görev yapıyoruz. O zaman baklavalarınızı dinlemek üzere bekleyeceğiz. Bekleyin bakın. Şimdi bu arada şunu da bastıra bastıra söyleyeyim. İyi ki deminki dinlediğim Fikret Bey'i dinlememin bazı şeylerini kendi kendime tahlil ettim. İyi ki İsmail Bey'le tanışmışım. İyi ki bu gruptaki arkadaşlarımla tanışmışım. İyi ki Düşler Dünyası'nda tanışmışım. Yoksa benim evde son geçen 2 yılım benim şeyin Fikret Bey'in dediği gibi Alzheimer yaparmış yani. Onun için bu akşam yazarsınız artık. Aldığım bilgilerden dolayı ayrıca buraya gelmekte onur duydum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz abi. Ben de Şahin'i askere el aldım ama Malatya'da yaşantımı bitirdim. İstanbul'a dönüşümde Arifsa Müzik Okulu'nda eğitim aldım, buraya geldim. İyi ki buraya gelmişim sabah sizlerle beraber olmaktan mutlu olduk. Ben de kendim bağlamayı çalıyorum, hep çalıp söylüyorum. Düşler Dünyası'nda da yapabildiğim kadar, yani becerebildiğimiz kadar yapmaya çalışıyorum, eşlik etmeye çalışıyorum. Ne gelirse elimizde. O zaman dinleyeceğiz. Zakirlik de görevi de yapıyor. Tamam. Ben biraz önce görüştüm ama ben yine anlatayım. Ben Asel Sivas Dimli'yim. 1956 doğumluyum. Ve sanat ve müzik, şiir zaten bizim Divri yöresinin halk ozanlık geleneğinin en güzel yaşandığı yerlerden biridir. Çamşığı türküleri, işte bildiğiniz gibi Arguvan türküleri bizim yöremizde ortaya çıkmıştır. Evet. Biz de onlardan esinlenerek yazmaya çalıştık. 2 tane yazılı hazır çıkarılmış kitabımız var ve grubun başkanlığını yürütmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çok güzel. Efendim? Ben Hilmiye Aydoğmuş, aslında doğma büyüme İstanbulluyum, göçmen bir ailenin kızıyım, yani bizde saz söz çok yoktu. Dostlarla bir araya gelmekten, şair ve sanatçı arkadaşlar bir arada olmaktan çok mutlu oluyoruz. Ayrıca az önce anlatılan konular hiç düşünmediğimiz konulardı. Yani çok fazla hiç derse çalışmadığımız konular. Evet, yani ya da çalışmak istemediğimiz bir konuydu. Ve çok güzel fikirler. Faydalandık abi, bunun üstüne biraz yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet ablam. Merhaba, ben Aylin Dönmez. İstanbul doğumluyum. Aslen Denizli Buldanlıyım. Senelerden beri sanatın içindeyim. 41 sene kadar sanat müziğiyle uğraştım. Bunun haricinde fotoğraf sanatçılığım var. Kaligrafi sanatçılığım var. Halk müziği korosunu yönetmiştim bir zamanlar. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çok çok güzel bir ortam.
Biraz sonra da sevgili yaşlılarımızı görüp onlarla hendem olacağız. İyi ki bu gruptayım, iyi ki Düşler Dünyası ailesindeyim. Ben aile olarak görüyorum hepimizi. İyi ki de buradayım. Kencan kendisi kuyumcu öğretmeni. Evet, evet. Ben el sanatları öğretmeniyim. Kuyumculuk bölümünü bitirdim. Çok teşekkür ederim İsmail abicim hatırlattığın için. Kuyumculuk bölümünü bitirdim. Sonra el sanatları teknolojisinden kalfalama ve usta öğreticiliğimi aldım. Bu şekilde de işte el sanatlarından usta öğretici olarak inşallah çok bu sene bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Çok güzel. Evet abla. Evet, merhabalar. Ben Gönül Şahin, İzmit Kartepe doğumluyum, aslen Trabzonluyuz. Dede Efendi Musiki Cemiyeti'nde hem hanende hem sazende olarak bulunuyorum. Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziği icra ediyoruz. Bir yandan da bendir zenim, bendir vurmaya çalışıyorum. Edebiyatla da ilgiliyim, editörlük de yapıyorum. Şu anda da radyo televizyon ilahiyat fakültesini bitirdim. Radyo televizyon okuyorum. Düşler Dünyası'nda olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için size teşekkür ediyorum. Özellikle İsmail Başkanımız davet de etti. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Fikret Bey'e de verdiği bilgiler için ve burada bizi misafir ettiği için ona da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet hocam. Ben Selahattin Yalçınar, Elazığ, Kaban, Nemri köyündenim. Keman gazetemizde 13 yıldır anılar yazıyorum. Ben kendime değil de dostlar diyor ki şair ve yazar diyorlar. Şiir yazıyoruz. İki tane romanım var. Buraya geldiğimiz için ve Fikret Bey'in çok güzel sohbetinden yani verdiği bilgilerden çok yararlandık. Tabii ki bazen diyordum ki kendi kendime ben çok bilirim yani özür dilerim yani kendi kendime yani bazı şeyleri bildiğimi bilirdim de çok güzel farklı şeyler öğrendik. Yararlandık. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet hocam. Benim Ozan Metin'im, Metin Karakuş. 1964 Sivas Simranlı'nın Boğanak köyündenim. Ben de aşıklık geleneğinden ve Türk halk müziğinin, yurdum türkülerinin geleneğinden süzülerek bugünlere geldim. Ruhusu'nun manevi öğrencisi oldum. Sonra usta çırak ilişkisinde Aşık Gül abinin çırağıyım. Türküleri çalmayı, söylemeye devam ediyorum. Ve Düşler Dünyası yönetimindeyim. Saygıdeğer Başkanım İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. Fikret Bey'e de teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet hocam. İsmim Süleyman Doğan. Sorum alacağım. İmat Köyü doğumluyum aslen. Saç çalıyorum. Ozanlık geleneğini sürdürmeye çalışıyorum. Dayım Aşık Kerem Sala, Deli Coş Mahallaslı. Onun etkisinde kalarak bu kültürü sürdürmeye çalışıyorum. Elinden geldiğince. Bugün burada Aslı'da Rehabilitasyon Merkezi'ne geldik. Çok yararlı, çok önemli bilgiler aldık. Fikret Bey çok önemli bizler için bilmediğimiz şeyleri bize anlattı. Tabii ki bunları toplumlara aktarabilmek çok önemli.